Benimle konuşurken de bahçede böyle küçük bomba patlattı. Aklınca gözdağı veriyor. Ekip ne yapmış? Girdiler mi içeri? Ekip iyiymiş amirim. Patlama orada olmamış. Yani birazdan içeri girmek üzerelermiş. Telsizi bana ver. Evet. Anladım ki eğlence anlayışlarımız uymuyor. Tekerlemelerden de hoşlanmıyorsunuz. Makul tabii. Aramızda kuşak farkı var. O zaman ne yapalım? İsterseniz kura çekelim. Ha? Veya isterseniz şanslı kişiyi siz belirleyin. Kimin öleceğine nasıl karar verelim? Hı? Madem birini öldüreceksin, o zaman Gizem'i seç. Onun suçunu niye biz ödeyelim hocam ya? Yanlış cevabı o vermedi mi? Onu seç. Hocam ne olur onu seç ya. Onu seç işte. Ya Gizem sen de bir şey söylesene. Ya işte seni seçsin. Hocam de her şeyi ben yaptım desene. Ne olur ya. Seni seçsin ne olur. Lütfen seni seçsin ne olur ya. De işte hadi. Ya desene hocam de beni seç desene. Ya hadi ne olur seni seçsin ya. Ya yanlış cevabı veren sen değil misin? Ya arkadaşlar siz de bir şey söylesenize ya. Yanlış cevabı o vermedi mi? Ya zaten her şeyi de o yapmış biz bir şey bilmiyoruz. Kendi ağzıyla söyledi ben yaptım dedi. Ben suçluyum dedi demedi mi ya? Ya onun ölmesi lazım arkadaşlar ya onun ölmesi lazım. O ölsün ya o ölsün. O ölsün ya o ölsün işte ya. Ne dersiniz? Halil arkadaşınıza katılıyor musunuz? Sizce de Gizem'i mi öldüreyim? Hı? Bir soru sorulduğunda sessiz kalmak genellikle evet demek anlamına gelir. Dolayısıyla cevabınızı aldığımı düşünüyorum. Aranızda ortak kararınıza itiraz eden var mı? Gizem'i öldürme hocam diyen var mı? Peki. Anlaşılmıştır. 12A sınıfı ilk verdiği yanlış cevabın sonucu olan cezaya oy birliğiyle Gizem Bozkurt'u seçip onun ölmesine karar vermiştir. Gizem, tahtaya gel. Gizem size bir hikaye anlattı. Hepiniz onu dinlediniz. Hepiniz onu duydunuz, değil mi? Hiçbir şey anlamadınız söylediklerinden. Hiçbir şey hissetmediniz. Bir sınıf arkadaşınız ölmüş. Bir başka sınıf arkadaşınız size ayna tutuyor. Üstüne 3 dakika geçmeden ölmesi için onay veriyorsunuz. Siz nasıl insansınız? Siz nasıl insansınız? Siz nasıl arkadaşsınız? Hiç utanmanız yok mu? Hiçbir şey değişmedi. Hiç mi? Hiç ister. Kalbinizde hiçbir şey değişmedi mi? Bu kadar şey yaşandıktan sonra hiçbir şey değişmedi. Nasıl olur bu? Nasıl olur bu? Değişin. Lütfen değişin. Yalvarıyorum size değişin. Yalvarıyorum size değişin. Kendiniz için. Arkadaşlarınız için. Ne olur biraz başkalarını da düşünün.